Hala bağlanmıyor. Hadi oğlum bağlan ya. Lenovo'lar Allah'a emanet. Lenovo'lar iPOS bağlandı. Allah aşkına. Çalıyor mu onlar? Yerdeler. Yerden aldım, çalıyorlar. Çalmaya çalışıyorlar. Ses gidip geliyor. Patlamaz inşallah bunlara ya. Ben ezan okunuyorsa vallahi bunlar patlar ha. Kur'an çatlatmıyor. Yine düştü. Çalıyorlar. Durdurayım bakayım. Öteki nerede? Öteki Emre. Bunları fırlatıyor hep geri alıyorum. Bunlar böyle. Durdurdum. Ezan okunuyor bir dakika. Atınca bak. Türk taktiği yemin ediyorum size Türk taktiği. Atınca her şey kendine gelir. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Burak. Bugün sizlerle beraber Apple AirPods'larla Lenovo LP1 LiPods'ları karşılaştırıyoruz. Hiç adil bir karşılaştırma değil ama bizi şaşırtan bir sonuç mu bekliyor? Hadi başlayalım. Bu videoda kulaklıkların kutularından kulaklıkların tasarımına kadar bütün detaylara değinmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Aşağıdan kanalıma abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Videoya da like atmayı unutmazsanız çok sevinirim. Şimdiden söylüyorum. Video içinde illaki unuttuklarım, söylemediklerim vardır. Merak ettiklerinizi aşağıya yorumlar kısmına yazarsanız beni çok mutlu edersiniz. Şimdi hiç uzatmadan hemen başlayalım. Evet arkadaşlar, ilk önce Lenovo'nun kutusuyla başlayalım. Lenovo LiPods'un kutusu gördüğünüz gibi bu şekilde siyah bir kutuyla geliyor. Yan tarafında kırmızı Lenovo, arka tarafında da özellikleri görüyoruz. Burada diyor ki 10 milim sürücü var diyor. Bu gerçekten çok güzel bir değer. Kulaklık diyor. Oğlum bunlar Çince hepsi. Her neyse buraya bakıyoruz. Gördüğünüz gibi altı üstü boş. Bu şekilde buradan kulaklığı çıkartabilen bir yapısı var kulaklıklarımızın. Burada hiçbir şey yok. Başka bu da arkadaşlar bildiğiniz karton, mukavva ne derseniz deyin. Çok dandik yapmışlar. Gerçekten öylesine yapmışlar. Açtığımızda ilk önce burada kulaklıkları görüyoruz. Kulaklıklar böyle bir poşet içerisinde geliyor. Bu kulaklık silikonları, bu arada ışığı yanıyor. Bu kulaklık silikonları ya şunun içindeydi ya da üstteydi, tam hatırlamıyorum. Burada Type-C bağlantılı bir şarj kablosu geliyor. 400-500 liralık kulaklıklarda bile Type-C görmezken arkadaşlar Lenovo LiPods'larla Type-C girişli bir bağlantıyı görüyoruz. Bu gerçekten çok güzel olmuş. İki tane de kulaklık silikonu çıkıyor bu şekilde. Şimdi bunları hemen geriye koyuyorum. Şu anda çoğu şey Type-C olduğu için bu kulaklıkları rahat bir şekilde şarj edebilirsiniz. Kulaklıkların tasarımında birazdan geleceğim. Şimdi arkadaşlar Apple AirPods'un kutusunun tasarımına bakalım. Kutu biraz daha büyük buna göre. Bu biraz daha geniş ve kısa. Bu da bir tık daha uzun, dar. Zaten bunlar çok önemli şeyler değil. Burada Apple logosu, bildiğiniz AirPods'un kutusu yani. Bunu bu şekilde açıyoruz. Çok daha premium bir kutu tabii ki de. Şunlar bile daha bir kalın, daha bir içi dolu, daha bir tok. Design by Apple California diyor. Bunu zaten Apple'ın tüm cihazlarında biliyorsunuzdur. Lan AirPods'u bunun içine koymayı unuttum. AirPods bunun içine geliyor. Şu şekilde. Şöyle geliyor AirPods bunun içinde. Bu şekilde sizi karşılıyor. Zaten hepiniz AirPods'un tasarımına aşinasınızdır. Bunun milyon tane çakması var zaten. Burayı açtığımız arkadaşlar, normalde burada bir Lightning kablosu var. Ben onu kaybettiğim için koyamıyorum. Burada bir de kitapçıklar var. Bildiğiniz Apple'ın kitapçıkları falan filan. Belki sticker da çıkıyordu. Onu da kaybetmiş olabilirim. Şu bile yani. Şu bile böyle bir şey değil. Çok ince değil. İnce gibi gözüküyor. Çok dandik gibi gözüküyor ama öyle değil arkadaşlar. Gerçekten kaliteli bir yapısı var. Apple'dan ne alırsanız alın size her zaman premium olmanızı hissettiriyor. Şimdi kulaklıkların tasarımına gelelim. Gördüğünüz gibi Lenovo LiPods LP1 galiba tam böyleydi ismi. Bunların yapısı daha bir geniş kutu. AirPods'larınki daha dar kutu. Zaten siz de görüyorsunuz. Apple AirPods Pro'nun kutusunun yapısına benzetmişler Lenovo LiPods'ları ve zaten tasarımları da Apple AirPods Pro'ya benzeyen bir tasarımları var. Silikonlu bir yapıya sahip ve gördüğünüz gibi bence çok şık duruyorlar ve gerçekten fiyatına göre premium hissettiriyor ikisi de. Ben en küçük silikonları takmıştım kulağıma daha rahat olsun diye. Bunları da geri koyuyorum. Apple AirPods'lara geldiğimizde kutunun mıknatısı olsun, açma kalitesi olsun çok daha kaliteli bir kutu. Bendeki Apple AirPods 1. nesil arkadaşlar. Bildiğiniz gibi Apple AirPods 1. nesil ile 2. nesil arasında tek fark kablosuz şarj ve 2. neslin ışığının önde olması. 1. nesilde ışık üstte. Bu kadar ses performansında hiçbir fark yok. Bir de kablosuz şarj oluyor diye biliyorum. Apple AirPods 2'ler. 1 ile 2 arasında hiçbir ses performansı yok. iPhone'un videosu vardı. Bilenler bilir. Apple AirPods 1.
birinci nesille ikinci nesilli detaylı bir şekilde karşılaştırıyordu. Zaten orada farkın olmadığını söylüyor. Apple AirPods'larında zaten kutusunu biliyorsunuz. Kulaklıkların yapısını da biliyorsunuz. Silikonsuz bir yapıya sahip ve arkadaşlar bana göre bu kişiden kişiye kesinlikle değişen bir şey. Çoğu insan diyor ki silikonlu kulaklıklarda ben daha rahat ediyorum diyor. Çoğu insan da silikonsuz normal bu şekilde kulaklıklarla ben daha rahat ediyorum diyor. Dediğim gibi tamamen kişiden kişiye göre değişen bir durum. Ben arkadaşlar silikonlu kulaklıkları da seviyorum. Silikonsuz bu model kulaklıkları da seviyorum. Ama bazı demeyeyim hatta çoğu silikonlu model benim kulağıma olmuyor. AirPods Pro veya bu da zaten AirPods Pro'nun tasarımına benzediği için bu da benim kulağıma tam oluyor. Benim için kulaklıkların yapısı küçük olan kulaklıklar daha rahat kulağıma oluyor. Ama uzun modelli, uzun silikonlu modelli kulaklıklar benim kulağıma olmuyor arkadaşlar. Mesela bunları örnek olarak QCT5'leri gösterebilirim. QCT5'ler benim kulağıma olmuyor. Kulaklıkların yapısı, kulağa giren tarafı uzun olduğu için arkadaşlar onlar benim kulağımdan kayıp çıkabiliyor. Ama Lenovo LiPods'larda böyle bir sorun yok. Kulaklar kısa olduğu için rahat bir şekilde kulağıma oturuyor ve rahat bir şekilde kullanmaya devam edebiliyorum. Bağlantı konusunda işte arkadaşlar bildiğiniz üzere zaten Apple AirPods'larda kapağı açar açmaz eğer iPhone'unuzda daha önce SSD'ysiniz kapağı açar açmaz iPhone'da bir ekran çıkıyor ve siz bu ekran üzerinden kulaklıkların ne kadar şarjı kalmış, ne kadar durumu kalmış bunu görebiliyorsunuz. Kutularında durumu görüyorsunuz. Tek tek kulaklıklarında görebiliyorsunuz. Hatta iOS 14 ile beraber gelen burada şurada arkadaşlar kulaklıkların şarjını kutunun şarjında gösteren bir durum var arkadaşlar. Bu durum Huawei tarafında da böyle mesela Huawei FreeBuds 3 kullanıyorsanız Huawei telefonunuz varsa MIUI 10 nokta sürüm bilmem ne üstü onu internetten kesin olarak bakabilirsiniz. Onlarda da pop-up ekranı çıkıyor. Apple AirPods'larda da pop-up ekranı çıkıyor arkadaşlar. Aynı durum Samsung'da var büyük ihtimalle. Samsung Buds'larda da, Samsung Buds kulaklıklarda da Samsung telefonlarla uyumlu olarak pop-up ekranı çıkan bir ekran var diye biliyorum ben. Aynı durum Oppo'da da var. Her marka Apple gibi kendi ekosistemini geliştirmek için böyle bir şeye varıyorlar arkadaşlar. Yani kendi ekosistemlerini yapmak için kulaklıkları da telefonlarla uyumlu yapmak için kapakları açar açmaz onlarda pop-up ekranı çıkan bir animasyon geliştiriyor çoğu marka şu anda. Lenovo'ların bağlantısına gelelim. Ben Lenovo'larda bağlantıda sorun yaşadım. Çıkartıyorum. Dokunmatikleri çok çok hassas bu arada. Kulağıma takıyorum. Ondan sonra biri bağlanıyor, biri bağlanmıyor. Sorunsuz bir şekilde böyle 10 numara bağlanıyor diyemem arkadaşlar. Dediğim gibi biraz sorunlar yaşadım. Şimdi gelin kulaklıkların ses performansına bakmaya. Evet arkadaşlar sizler de yakından gördüğünüz kulaklıkların yakından bir tasarımına baktık. Şimdi kulaklıkların en önemli tarafına yani ses performansına bakalım. İlk önce Lenovo LiPods LP1'leri bağlayacağım. A few moments later. Hadi oğlum bağlan ya. Elimi hiç çekmiyorum. Ha pairing dedi. Şimdi bağlantı modunda mı acaba? Hala bağlanmıyor. Bu arada benim Lenovo LiPods'larımda da sorun olabilir arkadaşlar. Bütün Lenovo LiPods'larda böyle bir şey yok diye düşünüyorum. İnşallah öyledir. A few moments later. Dırdın dedi bak açılma sesi geldi. Devam ediyorum. Pairing dedi. Lenovo LiPods'lara bastım. Ya kutuya tekrar koyacağım ben bunları. İnşallah bütün Lenovo... Oo, bu arada ses yalıtım muhteşem. Kendi sesimi şimdi daha rahat duydum. Kulakları iyi tıkıyor. Şimdi tekrar kutuya koydum. Bak ikisini de off dedim kapattım tamam mı? Hatta Bluetooth'umu da kapatayım. Yok abi bunların bağlantısında inşallah sadece benim kulaklıklarımda sıkıntı vardır. Normal genel olarak inşallah Lenovo'larda bir sıkıntı yoktur. Ben mi beceremiyorum diyeceğim. Her yolu deniyorum. Seni kim yaptı ya? Git kapağını kapat. Bak uzun dönüyor belki bağlanır ha. Bağlandı. Device pad. Hadi oğlum lan. Şunun bir sesini duyayım. Oğlum yine telefondan çalıyor. Disconnected dedi yine. Ukrayna. Yine bağlandı. Gitti bağlantı. Denemeler Allah'ım ver. Ben Apple AirPods'larımı şimdi bakayım. Bluetooth açık ya. Kapağını açtım bunların. Gördüğünüz gibi arkadaşlar AirPods'larım saniyede bağlandılar. Allah razı olsun. Apple ya vallahi ya. Oh. Şimdi seni kulağıma takıyorum. Bu arada onun yalıtımı çok daha güzeldi. Vallahi bunda kendimi hala çok iyi duyuyorum yani. Tekrar müzikler açıyorum ve kulaklığımdan duyuyorum. Dinliyorum. Lenovo AirPods bağlandı. Allah aşkına. Çalıyor mu onlar? Yerdeler. Yerden aldım çalıyorlar. Çalmaya çalışıyorlar. Ses gidip geliyor. Patlamaz inşallah bunlara ya. Ben ezan okuduysa vallahi bunlar patlar ha. Kur'an çatlatmış öyle.
Yine işte. Evet arkadaşlar, video olmadı. Videoyu çöpe atıyoruz ya. Çalıyorlar. Durdurayım bakayım. Öteki nerede? Öteki emre. Bunları fırlatıyor, hep geri alıyorum. Bunlar böyle. Durdurdum. Ezan okunuyor, bir dakika. Abi çalışıyorlar. Atınca bak. Türk taktiği, yemin ediyorum size, Türk taktiği. Atınca her şey kendine gelir. Onun video 2 saat oldu ya, bunun montajı. Gençler vallahi aşağıdan kanalıma abone olmayı unutmayın. Ben çok uğraşıyorum, bak gördünüz. Bekledim şimdi. Çalıyorlar vallahi. Evet, çalıyorlar. Mis gibiler şu an. Oo. Kendi sesimi neredeyse hiç duymuyorum. Ses neredeyim biliyor musun? Bayağı iyiler şu an bak. Ses yalıtımı gerçekten muhteşem. Kendi sesimi gerçekten çok az duyuyorum. Ama benimkiler bozuk olduğu için ses gidip geliyor. Silikonları, kulaklığın yapısı gerçekten çok güzel. Kulağı tam kapatıyor. Reklam çıktı, muhteşem. Muhteşem yani, her şey üst üste. 10 numara bir hayatım var şu an. Git lan. Reklamı gösteriyor bana, oyunu gösteriyor, oyun oyna diyor bana. Yemin ediyorum size, kalitesi muhteşem. Fiyatına göre şu ses kalitesi şu an çok çok iyi. Sesi yükseltiyorum. Tabii ki de fiyatından dolayı. Ses yükseldiğinde bir cızırdamalar, bir bozulmalar oluyor. Ben beğendim. Bu arada dokunmatikleri gerçekten çok iyi, gösteriyorum bak. Bir kere bastım, ses geldi. Bir kere bastım, durdu. Bir kere bastım, başladı. Bir kere bastım, durdu. Bir kere bastım, başladı. Aynı şey sol tarafta da geçerli. Bir kere bastım. Bağlantı gitti. Evet evet, tamam, bu kadar yeter zaten. Bu kulaklara için bile fazla bile dinledik valla. Hadi sana Allah'a emanet ol. Kendine çok iyi bak. Benim kulaklarım inşallah bozuktur. Normal Lenovo'larda böyle bir şey olacağını sanmıyorum. O kadar para veriyorsunuz, 170-200 lira arasında bir değişen bir fiyatı var. O kadar para veriyorsunuz, sesin gidip gelme, bağlanmama gibi sorunu inşallah diğerlerinde yoktur. Benimkiler bozuk diye düşünüyorum. Yalıtım olarak, ses yalıtım olarak silikonlu bir yapıya sahip oldukları için gerçekten çok güzel yalıtımları var. Müziğin kalitesi gerçekten inanılmaz. Abi gerçekten inanılmaz. Aynı müziği ben hemen AirPods'larda dinlemek istiyorum. Vallahi derin bassları daha iyiydi. Yemin ediyorum. Son ses aldım. Son sesi çok yüksek. Kendimi hiç duymuyorum. Kendimi hiç duymuyorum. Vay. Son sesi de ben zaten dinleyemem. Şu an kendimi duymuyorum. Kısacağım. Şu Lenovo'ları bir daha bağlamaya çalışacağım. Ya Lenovo, duyuyorsan sesimi vallahi şu kulaklarını bana gönder ya. Ne olur, ben bunları çok sevdim. Arkadaşlar, benim bu videoda demek istediklerim, şu kulaklarım benim bozuk olmasaydı çok daha iyi karşılaştırabilecektim. Ve daha net bir şeyler sunabilecektim. Siri'den bildirim var. Ne alaka lan Siri? iPhone'un internete bağlı değil. Nasıl bağlı değil? Allah aşkına. Lenovo bağlı diyor. Lenovo bağlandı. Her neyse. Aralarında çok büyük fiyat farkı var. Bence o kadar fiyat farkına kesinlikle değmezler. Lenovo'ların artısı 1. Silikonlu bir yapısı olduğu için kulağı çok daha iyi kapatıyor ve dışarıyı çok daha iyi duymamanızı sağlıyor ve dışarıyı duymadığınız için, kulağı kapattığı için dışarıya daha az ses verir AirPods'lara göre ve AirPods'lar açık bir yapıya sahip olduğu için dışarıya ses verdiği için dışarıya o müziğin biraz, atıyorum %80'de müzik dinliyorsanız siz %60 duyuyorsunuz. %20'yi dışarıya veriyor. Ama Lenovo AirPods'lar kulağı tamamen kapattığı için, dışarıya daha az ses verdiği için %80'den dinliyorsanız %75 duyuyorsunuz. Yani bir müziği Lenovo'larda daha şey duyuyorsunuz. AirPods'lar biraz dışarıya verdiği için daha şeydi. Bence anladınız. Anlatamadım ama bence anladınız. Günlük hayatımda AirPods'ları kullanıyorum. Bunları kullanınca benim AirPods'larım nerede ya? Keşke AirPods'larımı kullansaydım demem. Bu bozuk olduğunu es geçiyorum. Bozuk değil diye değerlendiriyorum. Lenovo AirPods LP1'leri çok beğendim. Mikrofon kalitesi tabii ki de AirPods'larda çok çok daha iyi. Bunu dışarıda konuşurken denedim. Lenovo ile konuşurken sesin bazen bir gitmiyor falan, karşı taraf anlamadı sesini, neden böyle geliyor falan filan dedi. Ama AirPods'ların konuşma kalitesi, ses kalitesi gerçekten çok çok iyi. Bu arada AirPods'u da bayağı gömdüm ama bunların da ses kalitesi tabii ki de iyi. Bir zahmet iyi olsun, zaten 1000 lira gibi fiyatları var. Yoruldum. Bir abone olmanızı, like'ınızı alırım. Bilmiyorum video kaç dakika oldu. Video ben adam baktım 1 saat oldu ama size büyük ihtimal 10 dakika falan, bir büyük ihtimal büyük keserim, kırparım, ederim. Aşağıdan kanala abone olup like atmayı unutmazsanız çok sevinirim. Video ilk önce olmayacak sandım, atamam sandım. Allah'tan sonra bir bağlandılar da bir dinleyebildim, size bir şeyler söyleyebildim. Çok yoruldum. Aşağıdan kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bye bye.